Güven Park'tan herkese merhaba. Yine bir gelişmiş ülkede, bir Batı ülkesi, onlarca yıl içerisinde gelişebilecek olaylar. En son program yaptığımız ülkede gelişti ve yine dopdolu bir gündemimiz var maalesef. Mesela neler var gündemimizde? Polis intiharları, birinci benim dikkatimi çeken konu. 2024 yılı başlangıcından bu yana 4 polis, bazıları ailelerini de katletmek suretiyle, intihar ettiler. Bu konu zaten polis intiharları dünya çapında da diğer meslek gruplarına kıyaslandığı daha fazladır ama yani bence Türkiye'de polis çok kötü yönetilmesi ve iyice politikleşmesinden dolayı ben bu intihar oranlarında ciddi bir artış görüyorum. Diğer ilginç bir konu, kaymakamın cuma vaazında kul kaymakamı, Diyarbakır kul kaymakamının cuma vaazında imamı dövmesi, hutbeyi eksik okudu diye. Ya ve daha sonra bu kaymakama diğer kaymakamların ve ülkücü olduğu çok bariz, bıyıklarından ve savunucularından çok bariz olan diğer kaymakamların sahip çıkması ve en sonunda da Devlet Bahçeli'nin siyasi düzlemde en tepeden eline sağlık, çok iyi yapmıştır diye sağlıklısı. Bu kaymakam dediğim şey mülki amirdir. Bu mülki amir şiddeti bu şekilde meşrulaştırırsa onun altındaki diğer memurların neler yapabileceğini tahmin edebilirsiniz. Yine çok talihsiz bir açıklama oldu en son programımızdan bu yana. Meral Akşener güya Sureti Hak'tan bir şekilde Sinan Ateş cinayetinin ne kadar namertçe bir cinayet olduğunu şey yaparken tarihimizdeki mertçe cinayetlere atıfta bulundu. O nasıl oluyor artık? Yani belki dili suçlayabilir ama bence bilinçaltının bir yansımasıydı. Zaten geldiği siyasi kültür bazı cinayetleri çok rahat bir şekilde meşrulaştırabilen bir siyasi kültür. Antep'te bir hakim uçakla İzmir'e veya İstanbul'a gelirken sarhoş bir şekilde uçağa biniyor ve orada rezillik çıkartıyor. Hostesi dövüyor. Daha sonra yolcuya yumruk atıyor. Yani bu da yargının düştüğü durumu göstermesi açısından ilginç. Sinan Ateş savcısı 2 ay izin almış. Daha bu davanın soruşturması iddianamesiyle açılmadı. Adana Ülke Ocakları farklı partiden aday olan eski MHP'li adaya açık bir şekilde tehditlerde bulundu. Ve her zamanki gibi Ali Yerlikaya sürekli olarak operasyonları Twitter hesabından duyuruyor. Bu operasyonlar artık zaten İsmail Müdür'ümle de bu konuları konuşuruz daha geniş olarak ama sürekli operasyon yapılması belki dışarıdan bakan birisi için kulağa hoş gelebilir ama aslında bu bir kalite probleminin göstergesidir. Çünkü gerçekten planlı, projeli bir operasyon bu kadar kısa aralıklarla böyle bir şey yapılıyorsa muhtemelen şikayet dilekçesinin üzerine hiç ciddi şekilde araştırma yapılmadan herkesi toparlıyorlardı delilsiz. Ve ne bu ne demek? Bu insanlar ya hiç tutuklanmayacak ya da ilk şeyde tahliye olacaklar demektir. Yani bunu en son bataklık operasyonu denilen İçişleri Bakanı'nın Türkiye tarihinin en büyük operasyonu diye övünerek duyurduğu operasyonda gördük. İlk duruşmada bütün hepsi o Türkiye tarihinin en büyük operasyonu diye reklamı yapılan operasyonda hepsi tahliye oldu. Tüm bunlar yapılırken tabii bir de araya siyasi motivasyonlu soruşturmalar tırnak içerisinde o 4 harfli kelimeye binaen o soruşturmalar ekliyorlar. Masum insanları şey yapıp onları şov şekilde gösteriyorlar. Maalesef bu siyasi operasyonlarında sonu gelmiyor. KYK'lar 400 küsur polis yeniden açığa alındı. Artık bunlar da emniyet içerisindeki bence güç savaşlarının bir yansıması olarak görüyorum. 123 ikinci sınıf emniyet müdürü birinci sınıfa geçti. Bunları ben listeye göremedim ama Ümit Özdağ incelemeyi fırsatı bulmuş ve bir veryansın ediyordu yani. Bunlar yeniden bir örgütleniyor, nedir bu filan diye. Bu emniyette bunların hepsi aslında emniyetteki güç savaşlarının belki ülkücülerle muhafazakar kesim arasındaki AKP'liler arasındaki güç savaşlarının bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Bugün en fazla konuşmak istediğim konulardan bir tanesi Söylemezler çetesine yönelik mahkeme kararları. Halil Falyalı cinayeti çok önemli bir cinayetti ve orada bir netice çıktı. O neticede Faysal Söylemez'in duruşma esnasında söylediği ilginç ifadeler var. Onları konuşmak istiyorum. Anadolu Başsavcısıyla Ankara Başsavcısı Yargıtay'a atandı. Aslında bunlar terfi gibi gözükse de kamuda gayet yaygındır. Bazen terfi ettirerek insanları pasifize ederler. Böyle bir şey mi oluyor? Çünkü bir tanesi Sinan Ateş cinayetiyle ilgilenen savcıydı. Diğeri de Anadolu Adliyesi'ndeki rüşvet çarkını şikayet eden savcıydı. Her ne kadar kendisi de AKP'nin yıllarca tetikçiliğini yapmış bir savcı olsa da son dönemde adı bu şekilde gündeme gelmiş. İsmail Müdür gündem yoğun. Nereden başlayalım? Savcılardan mı başlayalım? Yargıdaki Yargıtay'a atanan savcılardan mı başlayalım konumuza? Nereden başlamak istersiniz? Siz buyurun. Evet, yargıdaki kirlenme, çürüme ya da İsmail Uçar'ın deyimiyle
kemoterapi gerektiren kanser hali devam ediyor. Bir taraftan müdahaleler yapılıyor, görüyoruz. İsmail Uçar'ın yapmış olduğu en son şikayetten sonra, tartışmalardan sonra Yargıtay üyesi yapılması, İsmail Uçar'la beraber Ankara Başsavcısının Yargıtay üyesi yapılması, yargıda bir takım düzenlemeler yapıldığını gösteriyor. Bu düzenlemeler ne yazık ki yargıyı temizlemek, yargıdaki adaletin, hukukun daha iyi hale getirilmesini sağlamak amacıyla maalesef ki yapılmıyor. Görünen o. İsmail Uçar'ın İstanbul Başsavcılığından Yargıtay'a gitmesi bir nevi terfi gibi gözükse de sıradan bir Yargıtay üyesi. Ama İstanbul Başsavcısı dediğiniz zaman İstanbul'daki bütün hukuk, adalet, bütün mafya, yeraltı dünyası, yeraltı dünyasının işte adliye yansımalarına falan bakan bir yer. Dolayısıyla çok etkili, kudretli ve güçlü bir yer. Yani hiçbir İstanbul Başsavcısı, Anadolu Başsavcısı Yargıtay üyesi olmak istemez. Ki İsmail Uçar çok önemli iddiaları dile getirdikten sonra Yargıtay Başsavcısı yapıldı. Bu tip durumlarda eskiden şöyle bir şey olurdu. İsmail Uçar Bekir Altun ve ekibini suçlamıştı. Normalinde Bekir Altun ve ekibi hakimler grubu, ki bu suçlamalar önemli suçlamalardı. Narkotik suçlarının, kaçakçılık suçlarının ya da bir takım soygunla ilgili suçların içeride tutulamadığı, bunların parayla adliyede iş gördükleri hakkında ve bunları da hakimler sisteminin yol açtığı söyleniyordu. Yani eskiden devlet aklı böyle bir sorun olduğu zaman, bu kamuoyuna yayılmış bir şey de olduğu zaman kamuoyunu en azından rahatlatmak için olayın iki tarafını da bir şekilde uzaklaştırıp ya da iki tarafa da neşterler vurup işte bakın orada bir temizlik yaptık. Oradaki aslında sistemsel bir arıza değildi. Kişilerin kendi aralarındaki husumetten kaynaklanan bir arızaydı. Dolayısıyla bu arızaya biz müdahale ettik. Burada aslında öyle sistemsel bir arıza yok gibi bir algı oluştururlardı. Fakat günümüzde artık sistem o kadar kirlendi ki, yani hem siyasi sistem çok kirlendi hem de adalet sistemi çok kirlendi. Kamuoyunun yanlış algılamasına hiç önemsemeden, göstere göstere, göre göre yargıdaki parayla iş çözme, mafyanın yargıyı parayla kullanır hale gelmesi hakkında suç duyurusu bulunan kişi oradan uzaklaştırıldı. Ve diğerleri ve sistem orada aynı şekilde bir şekilde devam ediyor. Buradan şunu görüyoruz. Yani İsmail Uçar bu kadar şey söyledikten sonra alıp Yargıtay'a verilince ve İstanbul'da herhangi bir düzenleme, başka bir temizleme yapılmayınca o zaman diyoruz ki oradaki sistem o kadar güçlü ki bu sistemle ilgili en ufak bir şikayeti bile birisi yapsa o kişi o sistemin eski parçası bile olsa bir şekilde o sistemde artık vicdana, adalete, hukuka bir tahammül yok. Çünkü o sistem artık hukuku tamamen mafyanın kontrol haline getirmiş. Mafya dediğimiz şey de artık diğer dosyalarla görüyoruz ki devletle, siyasetle, bürokrasiyle, yeraltı dünyasının, kaçakçılığın, sanal bahisin çok büyük para getiren yeni kumar sistemlerinin iç içe geçmiş hali ve çok büyük paralar dönüyor. Yani İsmail Uçar bir taraftan Yargıtay'a atanırken öbür sistem orada kalırken beri tarafta bakıyorsunuz diğer mahkemede Halil Falyalı cinayeti yargılanıyor. Söylemezler grubu yargılanıyor. Söylemezlerin en büyüğü olan, yani aslında o Söylemezler grubunun en büyük babası olan kişi Faysal Söylemez, mahkemede alenen İstanbul'daki Cumhuriyet Başsavcılarını, hakimleri ve kendisini yargılayan hakimlerin hepsini alenen mahkemede rüşvet yemekle, çete olmakla suçladı. Bunlar gerçekten Cumhuriyet tarihini bırakın, herhalde Türk tarihinde, hukuk tarihinde görülen şeyler değildir. Yani Türkiye bunları da yaşıyor. Ve bu hiçbir gazetede, hiçbir mecliste, hiçbir muhalif kanalda bile doğru düzgün gündem olmuyor maalesef ki. Ve alenen Faysal Söylemez, burada bir çete varsa bu çete ben değilim. Bu çete de yargı çetesidir. Üzerine cübbe giydirilmiş insanların hukuku katletmesidir. Tabii o kendini kurtarmak amacıyla, kendisini gömmelerine müsaade etmemek için, hukuki olarak kendisine tamamen infaz etmemeleri için, ki bugün Cevheri Güven'in çekmiş olduğu videoda da biraz daha detay aldık bu konuda. Aslında belki bir anlaşma var. O anlaşma dolayısıyla konu bir yerde tutulup oradan ileri gitmemesi gerekiyormuş. Demek ki daha yukarıya çıkarmışlar. Daha yukarıya çıkardıkları zaman adam bir dakika diyor. Yani aramızda öyle bir şey değil, aramızdaki anlaşma öyle değildi deyip bazı WhatsApp görüşmelerini yayınlayarak 40 milyon dolar civarı bir rüşvetin verildiğini ima ediyor. Tabii kendisi mahkemede bunu alenen 40 milyon dolar rüşvet şuraya şuraya verildi demiyor. Eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Avcı kuryelik yaptı ve para geldi. Süleyman Soylu'ya verildi bir kısmı. Diğer kısmı da işte dağıtıldı diyor ve hatta o konuyla ilgili gösterdiği birisi ki mahkemede de
oturan birisini göstererek, hakimleri, savcıları da işin içine koyarak alenen bir suçlama yapıyor. İşin ilginç tarafı, hakimleri, savcıları bu kadar suçlayan, bu kadar güçlü iddialarla suçlayan bir mafya babası, o suçlamadan hemen sonra beraat ediyor, serbest kalıyor. Yani o örgütle ilgili suçlarla hiçbir ilgisi ya da alakası bulunmuyor. Yani düşünün siz, Mustafa Söylemez önemli bir ceza veriyorlar, diğer tetikçilere belki önemli ceza veriyorlar. Fakat o grubun, o örgütün başı olan kişinin o olayla ilgisi yokmuş. Niye? Arada bir delillendirme ya yapmadılar ya da yapamadılar. Adam öyle konuştuktan sonra bazı şeyleri, delilleri belki de koymadılar. Ki adam WhatsApp yazışmalarını koyduğu halde, mahkemeye sunduğu halde onları dahi mahkeme kabul etmemeye çalışıyor. Yani normal bir hukuk düzeninde eğer suçu aydınlatmaya yönelik bir şey varsa, bu bir cinayet suçuysa, bunu mutlaka derinleştirilmesi lazım. Yani adam WhatsApp görüşmeleri veriyor. O görüşmelerin tarafları kimler? Onların istedikleri zaman istedikleri WhatsApp dökümlerini daha detaylı olarak alabilirler, toplayabilirler. Konuyu daha derinlemesine ulaştırabilirler. Ama şu an ne hikmetse Türkiye'deki hiçbir mahkeme bu tip konularda bir derinleştirme istemiyor. Yani bu da hukukun geldiği yeri gösteriyor. İşin ilginci, mahkeme bunu istemediği gibi muhalefet de bu konuda ses çıkarmıyor. Hukukla ilgili insan hakları dernekleri, muhalif kesimler de, Türkiye'de normalinde gürültüsü çok çıkan, sesi çok çıkan kesimler de ses çıkarmıyorlar. Yani milletin gözünün içine baka baka Türkiye'de gerçekten hukuk sistemi bitmiş yani. Hukuk sisteminin bittiğinin en önemli göstergesi. Yani bir tarafta bakıyorsun, İsmail Uçar hukuk alanındaki çürümeyi anlatıyor. İsmail Uçar aslında bu Faysal Söylemez konusunu genelde anlatıyor. Bu onun özeldeki bir örneği. Genelde anlattığı şeyin özeldeki örneği bu. Yani çok enteresan. Ben Söylemez'de İstanbul'dan tanıyorum müdürüm de. Biz yani özellikle Mustafa Söylemez'de yani ben bir operasyon yapmıştım. Diğer abilerine de benden önce yapılmış yani. Ama böyle derin devlet ilişkisi sabit bir çete. Hatta ya mesela anlatıyorlardı. Ya burası olur falan diye düşünüyordum ben. Helikopterle, lav silahlarıyla falan suikast planlayacak derecede bir çeteydi. Daha sonra Mustafa Söylemez size benim yaptığım operasyonda Ramazan isimli, soyadını hatırlayamıyorum, Diyarbakırlı bir iş adamı. Onun da uyuşturucuyla ilgisi olduğuna yönelik iddialar vardı. Kaçırılıyor ve adam kayıp. Muhtemelen öldürdüler, bir yere gömdüler. Ve kaçıran ekip arasında işte Mustafa Söylemez. Yine böyle bazı asker şahıslar falan vardı. Ekibin içerisinde bir Yunus isimli İstanbul meşhur kumarhanecilerinden birisi vardı. Ve bu kişinin ofisi İstanbul MİT Başkanlığı'nın Beşiktaş'ta tam karşı kapısındaydı. Ve o zaman biz şöyle düşündük. Yani bu ilginç bağlantılar dikkatimizi çekmişti ki böyle kriminal bir kişinin MİT Başkanlığı'nın karşısında girenin çıkanı herkesi sürekli gözlemleyebilecek bir yerde bina tutmasına falan izin vermezler yani. Ya bu ve o olay öyle kaldı muhtemelen. Daha sonra ne oldu bilmiyorum. Ceset bulunamadı. Bunlar tutuklandılar falan tabii adam kaldırmaktan. O kişi kendini camdan aşağı atıyor falan. Daha sonra başka yere kaçırıyorlar. Bir sürü olaylar vardı ama. Ya nihayetinde bunlar serbest kalmışlar ki dışarıda yeniden işlerine devam etmişler yani. O dönemler tutuklanmışlardı. Bir duruşmalar devam ediyordu. Ama yani o derin ilişkiler devam etmiş. Bunlar bir şekilde duruşmalardan yırtmışlar, şey yapmışlar ve bu sefer karşımızda işte farklı bir olayın ve derin ilişkilerle birlikte anılan Halil Falyalı olayında tetikçi olarak karşımıza çıktılar. O olayın da ne olduğu şey bugün Cevher Güven'in iddialarında da görüleceği üzere gerçekten çok karışık yani. O olay da karışık. Bir şey de ben söyleyeyim. Söylemezlerin küçük kardeşi de yani kardeşi olduğunu düşünüyorum. Mehmet Nasır Söylemez vardı. O da polis akademisinde bizim sınıf arkadaşımızdı. Polis akademisinde bir Mustafa Söylemez de akademi mezunuymuş. O bizden daha eski. Zannedersem 88 ya da 89 mezunu. Evet. Ama bizimle devre olan kardeşlerden Mehmet Nasır Söylemez vardı. Sessiz, sakin, beyefendi bir çocuktu. Yani o akademideyken. Suça bulaştığını da hiç görmedik. Daha sonra komiserlikte ya istifa etti ya da meslekten atılmadı ama istifa etti zannedersem. Daha sonra ben şeyi hiç duymadım. Bunlara hani resmi çete diyorlarmış bu sebepten dolayı. Sena Söylemez var. O da mesela askeri tabipmiş falan. Yani bu gerçekten. Onları siz Faysal dediniz de esas kafa isim Mehmet Sena Söylemez. O içeride galiba. Esas yani evet. O beyni olan kişi Mehmet Sena Söylemez. Ya tabii Söylemezler konusunu hani büyük resim diyorlar ya, yukarıdan baktığınız zaman Halil Falyalı'yı Sedat Peker ifşa ettikten sonra demek ki orada çok büyük bir ekonomi ve para vardı. Onu artık o kadar ifşadan sonra o sistemde, çünkü bütün dünyanın radarları oraya
çevrilecekti. Yani bu Faysal Söylemez'in Türkiye'dekilerle işbirliği yapmamasından dolayı değildir. Ama Sedat Peker gibi birisinin bahis çetesi, diğer uyuşturucu öteberi gibi paraları Kıbrıs'ta aklayan kişiyi faaliyeli olarak gösterdikten sonra artık onun değişmesi gerekiyordu. Onu kullanan sistem bir şekilde onu en ciddi adamlarıyla beraber ortadan kaldırdı. Yerine farklı bir sistem kuruldu. Şimdi bugün Cevheri Güven biraz yorum yaparak işte olayların sonucunda bakıyor şu an sistemi kim yürütüyor? Kardeşi Hüsnü Falyalı'yla diyelim ki eşi yürütüyor. Yani eşinin ve kardeşinin de bu işte parmağı olabileceğine ya da en azından göz yumduklarına, bu sistemi onların devam ettirdiklerine bakarak oradan yorum geliştiriyor. Doğru olabilir bir şekilde. Çünkü neticede bakıyorsunuz kişi değişti ama şey değişmedi. Yani aynı ailede yine işler devam ediyor ve görünen o ki aynı aile bu olayla ilgili yapılan bütün masrafları da karşılıyor. Yani bir taraftan Cumhurbaşkanı yardımcısına, eski Cumhurbaşkanı yardımcısına verilen bir 50 milyon dolar konusu vardı anlatılan. Bir de bugün işte 40 milyon dolar söz konusu. Ve bunlar normalde bakılacak olursa anlaşılmayacak şeyler değil. Çünkü Türkiye'deki kara parayı, dönem parayı ortaya çıkarılmayan, gerek kokainden, gerek uyuşturucudan, gerekse sanal bahisten ortaya çıkarılmayan paraları düşündüğünüz zaman bunlar olabilecek şeyler. Aslında gerçek anlamda bir hukuk olsa, gerçek anlamda savcılar ve polisler olsa bu dosyalar aydınlatılması en kolay dosyalar. Çünkü bu insanların siz şu an bütün telefon kayıtlarını, şeylerini, görüşmelerini, maillerini falan ortaya koyduğunuz zaman öncesiyle sonrasıyla bunlar çok rahatlıkla ortaya çıkabilecek şeyler ama görünen şu ki Türkiye'deki sistem artık hukuku çok fazla geride bıraktı. Bir daha hukuka dönmek kesinlikle istemiyor. Yani hukuku belki tamamen yok edecek şekilde hareket ediyor. Çünkü şu an Yargıtay'a atananları, oradan Anayasa Mahkemesi'ne zıplayan önemli hakimlere baktığınız zaman yani hukuki davalarda gerçekten ülke için ya da hukuk için çok önemli davalarda başarılı olmuş, sicilleri başarıyla dolu olan insanlar değil. Çok önemli kirli davaları, yolsuzluklarla ilgili, uyuşturucu ile ilgili, kaçakçılıkla ilgili davaları kapatan, Türkiye'de kaçakçıların, dünya mafyasının Türkiye'ye gelip yerleşmesine yol açan Ankara İstanbul Başsavcıları bu hafta yine 10 tane mafya şey yakalandı. Uluslararası kırmızı bültende aranan kişi yakalandı. Yani şu ana kadar belki yüzlerce insan yakalandı. Bunların hepsi işte bu İstanbul Başsavcılarının görev yaptığı dönemde İstanbul'da gelip yerleştiler ve işlerini yapıyorlar. Dolayısıyla bunlara göz yuman insanlar şu an yargının en tepesinde. Dolayısıyla Türkiye'nin ağlanacak hali var ama ağlayacak kimsesi maalesef ki yok. Benzeri bir şey Sinan Ateş konusunda da var. Sistem olarak baktığınız zaman, tek tek olaylara baktığınız zaman, diyelim ki bahsettin bir hakim uçakta işte sarhoşluk yapmış, serserilik yapmış. Sonra ona benzer bir sürü şey oluyor. Yani hakimlerin karıştığı, savcıların karıştığı, polislerin karıştığı. Ama bunlar daha çok bireysel şeyler. Ama bu Ankara İstanbul Başsavcılıklarındaki olan olaylar, mesela Sinan Ateş olayının savcısının 2 ay izne ayrılması, Sinan Ateş dosyasını seçimlere rağmen aydınlatmayan, MHP'nin üst düzeye ulaşmasını engelleyen Ankara Başsavcısının yargıta üyesi yapılması, ödüllendirilmesi, onun ödüllendirilme olduğunu düşünüyorum. Yani bir şekilde o, çünkü hem o dosyayı artık saklamaktan kurtuldu, yargıtaya gitti, hem de ödüllendirildi. Yine benzeri bir şekilde Ayhan Bora Kaplan dosyası bu hafta ortaya çıktı ve herkes şunu konuşuyor. Yani Ayhan Bora Kaplan konusunda iddianamede işte Süleyman Soylu'nun yeğeni Sadık Soylu'nun çocuğu için 3 kişiyi vurdurmuş. Bu hani şu ana kadar ortaya çıkmamış bir olaydı, basına çıktı. Ama bence bu bile bir cambaza bak olayı. Bundan çok daha önemlisi Ayhan Bora Kaplan başta Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman olmak üzere organize müdürleri ve onun arkasındaki emniyet ve yargıdaki beslediği, para verdiği, zengin ettiği, villalar, arabalar hediye ettiği kişilerin listesini vermedi. Yani şu an yargılanıyor ama neyle yargılanıyor? Sadece duyulan, mecbur kalınıp işlem yapılan 3-4 tane olayla ilgili işlem yapılıyor. Halbuki Ayhan Bora Kaplan gibi birisinin çok daha kapsamlı bir soruşturmaya tabi tutulması lazım. O dosyanın içerisinde yargıdan insanların olması lazım, siyasetten insanların olması lazım, polisten çok fazla insanın olması lazım. Dolayısıyla o dosyada bakıyorsunuz düşük profilli olarak şu an iddianamesi işte açıldı, belki kabul edildi. Daha sonra yavaş yavaş onu da küçülterek zaman içerisinde insanlar unuttuğu sürece Ayhan Bora Kaplan'ın da ben amacına ulaştığını düşünüyorum. Yavaş yavaş onu da serbest bırakacaklarını bir süre sonra. İşte müebbet istemişler, bilmem 169 yıl istemişler falan ama onlar hikaye. Yani bunların biz görüyoruz ki daha önce bataklık operasyonunda da öyle istiyorlardı. Dışarıda bir tane bile adam kalmadı. Yani bunlar kamuoyunu biraz meşgul ediyorlar. Alacaklarını aldıktan sonra hukuk bir şekilde gereğini yapıyor. Tüm dosyalarda
Sinan Ateş dosyasında da, Ayhan Bora Kaplan dosyasında da, Söylemezler dosyalarında da görüyoruz ki İsmail Uçar şikayet dilekçesinde gerçekten haklı. Yargı tamamen kirlenmiş, yargı tamamen mafyanın kontrolü altına girmiş ve bu konuda söz söyleyenler cezalandırılıyor. Mafya ile beraber hareket edenler şu an isimleri duyulmadan belki de kırmızı halılarda dolaşıyorlar. 5 yıldızlı otellerde, tatil merkezlerinde, dünyanın değişik yerlerinde kara parayla yıkanıyorlar yani bir seferinde. Ama şunu da görüyoruz ki yani bu acı yemenin daha sonra da çıkarması olur mutlaka. Çünkü bunların hiçbirisi kaybolmuyor. Yapılan hukuksuzluklar eninde sonunda bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunlar şu an bu yamalarla susturuyorlar. Kamuoyunu tatmin ettikleri düşünüyorlar ama bu büyük olayların hiçbirisi tarih önünde, hukuk önünde kapanmayacaktır. Bunlar mutlaka ileride tekrar deşilecektir ve gerçekten şu dönemde hukukun geldiği noktayı şu anda gerçekten anlamak çok zor. Bundan belki bu kişiler gittikten sonra hukuku ne hale getirdiklerini çok daha iyi göreceğiz. Evet. Ben programı bitirmeden bir de Ali Yerlikaya ile ilgili konuşmak istiyorum bir durum. Ali Yerlikaya yine çetelerin korkulu rüyası tırnak içinde kullanıyorum. Evet. Her gün bir operasyon reklamı yapmaya devam ediyor. Şu kadar kişi aldık, şunu aldık, bunu yaptık, şöyle başarılıyız. Çeteleri çok, bir de sayılar astronomik. Yani bu nasıl oluyor? Yani ben mesela organize şubenin kurucusu Adil Serdar Saçan dönemindeki dosyaları inceliyordum. O dönemde de gerçekten sayı bakımından çok fazla operasyon yapılmış. Daha sonra ama bu kişilerin hepsi serbest kalmış. Yani ilk duruşmalarda. Bunun sebebine ben dosyalarda baktığımda bakar bakmaz zaten anlıyorsunuz yani. Bir şikayet olmuş veya bir üst yazı, bir şey gelmiş, ihbar gelmiş. Orada bir ihbara binaen hiçbir araştırma yapmadan ihbarda ismi geçen herkes ve or bölgedeki herkesi alıyorlar kara şubeye, işkenceye başlıyorlar ve işkenceyle bazen doğru bazen de hiç yapmadıkları şeyleri işkence altında söyleterek o kişiler ilk seferde tutuklanıyordu. Daha sonra hepsi ilk duruşmada serbest kalıyordu. Şimdi bu kişiler işte Adil Serdar Saçan öldü gerçi ama yani ben şu kadar operasyon falan yaptım diyor ama senin yaptığın operasyonların hepsi en fazla 1 yıl sonra dışarıdaydı yani. Bunun da sebebi senin yaptığın operasyonlar böyle hazırlıksız, şov amaçlı operasyonlardı ve bazen öyle hatalar yapıldı ki mesela Adnan Oktar operasyonu bunlardan bir tanesidir. Adnan Oktar gibi bir örgüt daha önce ele geçirilmiş olmasına rağmen bu kişi ifadelerinde şu anda gündem olan konuların hepsini söylemiş olmasına rağmen çok net bir şekilde işkence altında ifadeler alındığı için Adnan Oktar ve örgütü serbest kaldı. Şu anda şey yapıyorlar işte Adnan Oktar'ı ben aldım falan diye çıktı bu ulusalcı kanallar ama senin yüzünden bu adamlar kurtuldu kardeşim de. Sen işkence yaptığın için ve bu kişiler çok rahat bir şekilde yapılan işkenceyi ispatlayabildikleri için 2006'larda 2007'lerde yargılandıkları davada ellerini kollarını sallaya sallaya kurtuldular mı? Senin yüzünden oldu bu. Ben yine şu andaki operasyonları bilmiyoruz tabii. İçeriğini görmemiz mümkün değil ama hani bir soruşturmacı, adli tahkikat bürosunda çalışmış birisi olarak organize şubede bu operasyonların ben hazırlıksız olduğunu düşünüyorum. Bu kadar seri bir operasyon yapılmaz. Yapılırsa kesinlikle ihbar gelmiştir, şikayet gelmiştir. Doğru düzgün hazırlanılmadan sırf şov amaçlı operasyonlar yapıldığını düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Bugün yine kıskaç operasyon, narko güç operasyonu, narko güç 46 operasyonu bugün yapılmış. Operasyonda 41 ilde 201 şüpheli yakalanmış, 221 kilo uyuşturucu, işte 2 milyon civarı hap ele geçirilmiş. Yani bu 41 ilin içerisinde İstanbul, Ankara gibi iller de var. Yani siz şu anda İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde uyuşturucunun bolca satıldığı yerlerde kalabalık bir polis grubuyla uygulama yapsanız bu kadar kişiyi gözaltına alabilirsiniz. Bu kadar mal yakalayabilirsiniz. Yani önemli olan bir seferde 200 kilo, 40 ilden 200 kilo mal yakalamak değil. Bugün Avrupa'da yakalayanlara bakıyorsunuz. Diyelim ki Belçika ile Hollanda ortak operasyonlarla geçen sene 160 ton, bu sene işte 180 ton kokain yakalamışlar. Çok büyük grupları yakalamışlar ve grupların çoğunun liderleri yurt dışında, Türkiye'de, ötede, beride. Peki Türkiye'de hangi mafya lideri Türkiye'den kaçıyor da dünyanın başka bir yerine sığınıyor? Ve Türkiye'de bu kadar kokain geliyor işte dış ülkelerden 5 ton, 3 ton, 2 ton, 1,5 ton.
Bunların hiçbirisinin Türkiye'de bir karşılığı yok, yakalaması yok. İstanbul'da bakıyorsunuz, Anadolu Başsavcısı mafyayla hukuken başa çıkamıyoruz diyor. Yani büyük mafya babalarıyla yargıyı oyuncak haline getirdikleri bir dönemde sokak operasyonlarıyla İçişleri Bakanlığı'nda her hafta işte suçla, narkotikle mücadele ediyoruz demesi, zannedersem toplum artık görüyor, tüm sokaklara bu indi satışlar. Eskiden sadece belirli noktalarda, diyelim ki Ankara'da Çin Çin'de, İstanbul'da belirli yerlerde uyuşturucu satılırken, şu an muhtemelen bütün barların, pavyonların olduğu yerlerde, şehrin birçok yerinde bu satışlar artık rahatlıkla yapılıyor. Çünkü polis de çok kirlendiği için, operasyonel şubelerden karakollara kadar polis de çok kirlendiği için her yerde şu an satış yapılıyor. Vatandaş bunu görüyor. Vatandaşın gözünü boyamak için her hafta işte narkotik operasyonu yapıyoruz, şu kadar adam yakaladık. Şu kadar yakaladık, bu kadar yakaladık. Bunların hepsi kamuoyuna, bakın çok uyuşturucu satılıyor ama çok da yakalıyoruz. Zannetmeyin ki bunlara bir şey olmuyor. Halbuki dediğin gibi 200 kişiyi siz 200 kilo malla yakaladıysanız, birer kilo biz içiciyiz deyip onlar yakalan tutuklandıktan sonra biz içiciyiz deseler, yarımşar kilo, birer kilo malla onları satıcılıktan dolayı işlem yapamazsınız. Eğer onları teknik takip yapmadıysanız, satıcı olduklarını ortaya koymadıysanız, toptana el koymadıysanız, yani perakendecilerle, bataklıktaki sineklerle her hafta 200 değil 1000 kişi tutuklasanız yine bir şey olmaz. Ama o bataklık canavarlarına, o mafya babalarına siz işlem yapabiliyor musunuz? Onlara yapamıyorsunuz. Onların babaları serbest. Onlar babaları adliyelerden elini kolunu sallayarak çıkıyorlar. O babaların babaları, en büyük babalar da Devlet Bahçeli ile fotoğraf veriyorlar. Onlara siz yanaşamazsınız bile. Onları siz teknik takibe bile alamazsınız. Onlarla ilgili işlem bile yapamazsınız. Dolayısıyla İçişleri Bakanı da biraz naif oluyor yani. Şimdi her hafta çıkıp operasyon yaptım demesi. Ama bütün kamuoyu oluşturma mekanizmaları, medya araçları ellerinde olduğu için topluma onu da yediriyorlardır. Fakat şöyle bir kötülük oluyor benim gördüğüm kadarıyla Turgay. Şimdi kanser hastasını, diyelim ki kanser bir bölgedeyken kemoterapiyle kurtarabilirsiniz. Ama siz her seferinde şu an o bölgeye müdahale etmiyorsunuz, o bölgeye yayılıyor. Müdahale etmiyorsunuz, yayılıyor. Şu an Türkiye'deki mafyanın yayılması aynı bu şekilde. Siz neşteri aslında vursanız belirli bir şeyi kurtaracaksınız. Belki bir yerde durduracaksınız. Ama şu an sadece ağrı kesici verilerek ne yapılıyor? Gün kurtarılıyor. Fakat bu ne yapıyor? İçerideki kirlenmeyi iyice artırıyor. Yani Türkiye'nin ben bir Meksika olacağını düşünmüyorum, bir Kolombiya olacağını düşünmüyorum ama Türkiye'de de yavaş yavaş girilemeyecek sokaklar, girilemeyecek yerler oluşmaya başlayacaktır. Yani şu sistemde hangi hakim ya da savcı büyük bir mafya grubuna karşı bir soruşturma açabilir ya da yürütebilir? Türkiye o duruma yavaş yavaş geliyor. Yani bazı ülkelerde bakıyorsunuz ordu artık narkotik gruplarıyla mücadele etmek için ortaya çıkıyor ve bir yerde ordu ortaya çıkmışsa o ülkede bitmiş demektir. Ondan sonra temizleme, kurtarmak da gerçekten çok zor. Ama Türkiye'nin bence bunlar konuşuluyor şu anda. Biraz da gündeme geliyor. Yani Türkiye'de birazcık daha muhalefetin, toplumun, muhalif kesimlerin bu tür şeyleri çokça konuşması gerekiyor. Bunlar çok konuşulunca hükümet bundan etkileniyor. Daha farklı tedbirler alma yoluna gidebiliyor. Yani hükümet istese şu anda bütün kirlenmişliğe rağmen neşter vurup buraları temizleyebilir. Bu konuları konuşmakta, tekrar etmekte bence çok önemli fayda var. Yani biz de şu yaptığımız şeylerin de bu açıdan faydalı olduğunu düşünüyorum. Bugün Soner'de yok aramızda. Daha konuşulacak konular var ama bence bu izleyiciyi sıkmayalım. Bir dahaki programda görüşürüz.